Yemek bulursan ye, dayak bulursan kaç, minder bulursan affedersiniz otur demişler. Güne birbirinden önemli, birbirinden güzel, hatta muazzam, muhteşem iğne oyalarının tam da önündeyiz. Göne'nin iğne oyası geleneği nereden geliyor? Valla burada herkes iğne oyasında geçim kaynağımız burası. Yani iğne oyası yapıp insanlar geçim kaynağı sağlıyorlar. Amenna. Mesela karpuz da yetiştiriyorlar ama mesela Göne'nin iğne oyası dünyada eşi benzeri yok. Üstümüze tanımıyoruz. Yapamıyorlar işte başka yerde. Başka yerde yapamadıkları için mi? Evet. Bunlar iğne oyası mı? Evet. İğneyle yapılıyor. Evet. Bunlar? Hepsi iğneyle. Onlar ama biraz farklı galiba. Bu bir genç kızın çeyizliği mi? Evet, benim çeyizimden bunlar. Sizin çeyiziniz mi? Evet. Bu çeyizler ne oluyor? Vallahi bunlar işte bekarken annelerimiz, ninelerimiz yapıyor. Çeyizimizi de yayıyoruz. Ondan sonra kullanıyoruz. Sonra bekle ki yılda, iki yılda bir televizyon ekibi gelsin, çeyizini çıkar. Yok, kullanıyorum. Nerede kullanıyorsunuz? Bunlar benim yatak odası takımım. Bununla mı yatıyorsunuz? Hayır. Almadı mı beyiniz size yatak odası takımı? Aldı işte. Bunu mu yere serip üstüne takımın yatıyorsunuz? Takımın üstüne de bunları yayıyoruz. Güzel duruyor, hoş duruyor. Ne oluyor gelen? Aa mı diyor? Şaşırıyor tabii. Aa, versene kız mı diyor? Vermiyoruz. E tabii. Bana da sorsa ben de veririm. Bana özel. Bunların bir isimleri var mı? Valla başörtülerimiz var işte. Bunun ismi kabak çiçeği. Öbürü? Bu menekşe. Bu flaş başörtü değil bu. Flaş olarak doğru. Bu efendim? Bu sümbül oyası. Şöyle göstereyim. O elinizde tutmuş olduğunuz sümbül oyasını ne kadar zamanda yapıyorsunuz? Vallahi çok sıkı tutarsan 4-5 günde biter yani. Bir hafta sürer. Başka bunlar ne oluyor? Bu tepsi örtüsü. Yani kahve gidecek mesela. Evet, tepsiye koyuyoruz kahvemizi. Kahveyi de bunun üstüne koyuyorsunuz. Diyelim misafir geldi. Bir haftada uğraştın. Bu tepsi örtüsünün üzerine kahveyi koydun. Verirken döktü. Ne diyorsun misafire? Canı sağ olsun diyorsun. Yok yapıyorsun. Ya. Yok. Birinde bir örneği gördünüz. Çok beğendiniz. İstediniz. Vermedi. Ne oluyor? Sen şu örneği beğendin mesela. Geldim benden istedin. Aa diyorum yeminli veremem diyorum. Vermiyorum. Nasıl yeminli oluyor? Yeminli diyorlar işte onun adına vermiyorlar. Vermiyorlar. Başkasında ol. Hani bir tek bende olacak. Hiç kimse de olmayacak başka. Burada var mı? Yeminli bir örnek var mı? Ya şunlar mesela. Alabilir miyim? Yeminli falan değil. Bismillahirrahmanirrahim. Hani, bunu benim anneannem kendi kafasına göre yaptı. Bu yeminli veremem örneğini. Bakmayın. Çekme. Daha çekme. Henüz isteyen olmadı. Çekme. Çekme. Kimse görmeyecek bunu. Siz de bunu getirip koymayın ortaya. Evet. Yeminli şey eğer örnek bir de kanalda görsek çıkartırız. Ya. 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 Yeminimi bozdum. Çık 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 çık. İş beni bozar. Bu ne ya? Böyle çakkada çukkada bu ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.